TV Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber. Evet, yani hafta içerisinde aslında yapmış olduğumuz hazırlıkta ve oyuncularımızdan istemiş olduğumuz taktiksel anlamdaki oyunu net bir şekilde sahada gördük. Yani oyunla ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok. İstek, arzu, pozisyona girme anlamında gayet olumlu işler yaptık. Belki de sahadaki paylaşım olaraktan, pozisyon olaraktan son haftalarda oynadığımız en iyi oyundan bir tanesi oynadığımızı söyleyebilirim. İstek, arzu, saha içerisindeki yardımlaşma üst düzeydi. Bu konuda en ufak bir eksiğimiz ve bir sıkıntımız yoktu. Diğer taraftan yani atmış olduğumuz birinci golden sonra ki kenardan da söyledim, maçtan önce de söyledim. Yani böyle bir şey olduğu zaman ilk 5 dakikaya mutlaka dikkat etmemiz gerektiğini, oyunu soğutmamız gerektiğini. Ama maalesef saha içerisinde bunu uygulayamadık. Devre arasında oyuncularımıza özellikle sol tarafı yani Yalçın'ın olduğu kanadı biraz daha fazla kullanmamız gerektiğini Kayanbay'la. Çünkü tek yönlüden ziyade çift yönlü yani iki kanatta kullanaraktan. Ama 18 içerisine kadar gayet olumlu işler yaptık ama 18 içerisinde tercihlerimiz, vuruşlarımız maalesef istediğimiz gibi olmadı. 2-1 öne geçtikten sonra kısımda da yani 2-2 çok enteresan topu orta yapıyor. Osman'ın ayağından sekiyor, rakibin önüne düşüyor, rakip vuruyor, Alaaddin'den Gali'ye giriyor. Yani çok ilginç bir gol oldu ve ona rağmen yani son dakikalarda 3-2 yakalayacak çok net bir pozisyonumuz vardı. Değişikliklerle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum çünkü bununla ilgili sizlere aydınlatmam gerekiyor. Çünkü bu konuda haklı olaraktan niye, neden diyerekten sorularınız mutlaka oluyordur. Şimdi sizler maçı burada izlediğiniz için bunu çok açık ve net söyleyebilirim. Elinizde kadroyu da gördüğünüz zaman onu da söyleyebilirim. 15. dakikada Fofana adaletini tutaraktan siz de gördünüz. Bir şey verdi. Orada hatta ilk etapta oyuncu değişikliğine gidecektik ama devam edebileceğini söyledi. Ve ondan sonra da yani 15. dakikada böyle bir sinyal geldiği zaman siz kalkıp ilk alternatifinizi direkt oynatamıyorsunuz. Çünkü bu 25 dakika sonra mı olacak, 35 mi olacak, 45 mi olacak, 60 mı olacak, 70 mi derken Fofana arada bir şeyler yapıyor. Bu sefer tekrar bizi umutlandırıyor ve heyecanlandırıyor. Bu konuda beklemek zorundayız yani açıkçası. Diğer taraftan orta sahadaki oynayan Vukan'ın uzun süre yani sakatlık, ondan sonra sakatlığından dolayı idmanlara çıkmaması 90 dakikayı ne kadar tamamlayabilir? Bunu da beklemek zorundasınız hamle olaraktan. Artı onun o mevkide tam anlamıyla çünkü belirli bir oyun felsefesiyle sahaya çıktı. Pas yaparaktan, pas oyunu oynayaraktan. Çünkü orta sahadaki üçlümüzü bu karşılaşmada özellikle bundan dolayı seçmiştik. Oyun düzenimizi de çok fazla bozmak istemedik açıkçası. Ama tabii şu anda neler söylesem, ne ifade etsem çok bir şey ifade etmeyecek. Çünkü skor 2-2. Girmiş olduğumuz pozisyonlar, yakalanmış olduğumuz şansla, %100'lük pozisyonlar, atmış olduğumuz kornerler, yemiş olduğumuz goller ve şekilleri, rakibe vermiş olduğunuz pozisyon sayısı belki sizin girmiş olduğunuzun 1/5 değil ama skor 2-2. Yani ve şu anda ne sizler mutlusunuz biz ne de bizler mutluyuz. Bu bir gerçek yani şey olarak da skor anlamında. Ama oyun anlamında bugün ben oyuncularıma söyleyebileceğim en ufak bir olumsuz bir şey olamaz. Çünkü herkes kapasitesi yeterince elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Skor anlamında gerçekten üzücü. Yani oynanan oyunun karşılığında alamadığımız için. Sorularınız varsa sorularınızı alayım. Soran var mı arkadaşlar? Yok, diyalog geçmedi taraftarlar. Yani bununla ilgili şöyle, eğer o çözümse sıkıntı yok yani. Söylediğim gibi çözümse. Ama yani Türkiye'de maalesef en ufak şeylerde yani oynanan oyunun karşılığında mı bunu yapılıyor yoksa alınan sonuca göre mi yapılıyor? Yani oynanan oyundan mutlu olmazsın, memnun olmazsın. Ona göre bir şey yaparsın. Ama burada teknik adamlık ne var? Yani ben size soruyorum. Burada teknik adamlık varsa bir hata o zaman biz hatamızı kabul edelim. Sizce var mı? Evet.
Yani bir tek... Ama yani camianın bu bugünden gelen bir şey değil. Yani bu sezon başından beri yaşamış olduğu hayal kırıklığı, beklentilere cevap veremenin vermiş olduğu bir şey. Çünkü ligler son haftalara yaklaştıkça yani hedefler uzaklaşıyor. İşte belirli takımlar o hedefe daha yakın olduğu için bu tür hayal kırıklıkları bir şekilde sisteme yansıyor. Yani bu sistemde de bugün de biz aldık şeyimizi yani nasibimizi. Şimdi puan farkı 7 ama bir maç eksik yani onu siz yani zaman zaman göz ardı ediyorsunuz ama tabii diğer taraftan da maçı kazanmak gerekiyor. O da ayrı bir şey. Ama ben şunu iddia ediyorum. Son kalan haftada hiç kimse 6'da 6 alamayacak. Nasıl geçmiş 8 haftada 8'de 8 yapılamadıysa bu olmayacak. Ama burada şu var yani bizim bugünkü oyunumuzu gelecek 6 haftaya yansıtabilirsek şansımızın çok fazla olduğunu söyleyebilirim. TV Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber.